Bu işte bu devirde teknolojiyle yarışabilmek gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü ışık hızında ilerliyor ve bütün yatırımlarda haliyle bu yönde yapılmaya devam ediliyor. Eskiler mecburen doğanın yapısı gereği tarihe karışıyor. Aynı SIM kartta olduğu gibi. Evet, artık bir e-SIM uygulaması başlayacak. Buna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tanıttı. SIM kartların yerini artık e-SIM uygulaması alacak ve bu yeni hizmet 2021 yılında yaygınlaşacak. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen %100 yerli ve milli olan e-SIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de SIM kart artık tarih oluyor. E-SIM uygulaması devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen eSIM lansmanına katıldı. Yeni sistemin detaylarını açıkladı. Bakan, SIM altyapısını uluslararası standartlara uygun olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirmemiz sayesinde eSIM geliştirilen ülkeler arasında ilk sırada yer aldık dedi. Bilgi güvenliği ve çevre vurgusu yaptı. Yeni uygulamayla hassas SIM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. SIM kartlarının çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine e-SIM elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. E-SIM'le artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kart değiştirmenize gerek olmayacak. E-SIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. E-SIM tamamen dijital, plastik parça içermiyor. Bu nedenle verilerin daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Çünkü sanal kart çalınamıyor veya kaybolamıyor. E-SIM uygulaması uzaktan yüklenebildiği gibi aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecekler. Bakan Kara İsmailoğlu yeni uygulamanın devreye gireceği tarih olaraksa 2021'e işaret etti. Bakan eSIM kullanılan bir telefonla görüntülü konuşmalar da gerçekleştirdi. Farklı konumlardaki kişilerle bağlantı kurarak yeni hizmeti tanıttı. Merhaba, nasılsınız?